Bismillahirrahmanirrahim. Hadis okuyun mübarek mehzerlerinize. İnşallah ki Allah tevfik versin. Amel edenlerden olak bir selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. İmam Musa ibn-i Cafer ağadan da hadis buyurur ki ya Hişam, مَا بَأَسَ اللّٰهُ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ اِلَى اِبَادِهِ اِلَّا لِيَعْدِلُوا اَنِ اللّٰهِ Hişam'a hitap ederek buyurur, İmam Musa ibn-i Cafer ağa buyurur Hişam, Allah Teala çoxlu peygamberler, enbiya ve resul gönderip, gönderip ta yarattığı insanları hidayet edilir. Onların birincisi kimdi? Hazreti Adem. En sonu Hazreti Hatem Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kaç adet peygamber gönderir? Maruf ve meşhur budur ki 124 bin peygamber Allah Teala gönderir. İmam aleyhisselam buyurur, bunların hepsini Allah gönderir. Ta insanlar Allah hakkında düşünsünler ve Allah'a inansınlar ve Allah diyen gibi olsunlar. Allah'ın dininde olsunlar. Allah'ı anlasınlar, düşünsünler Allah'ın hakkında ve Allah'ı inansınlar Allah'ı ve kabul etsinler ve Allah'ın dininde olsunlar. لِيَعْقِلُوا اَنِ اللّٰهِ Allah'ı olduğu kimin tanısınlar. Allah'ı özürçü var, sifatleriyle, sifat-ı kemaliyle, cemaliyle ve sifat-ı celaliyle Allah'a marifet tapsınlar. Peygamberler gelip davet edipler. Hep insanlar peygamberlerin davetine müsbet cevap vermeyipler. Peygamberlerin sözünü kabul etmeyipler. Kabul edenlerin de hepsi bir derecede kabullenipler. İnsan var, tamam varlığıyla öz zamanının peygamberi ve öz zamanının dinine teslim olup, ona hem inanıp, hem kabul edip, hem yakin edip, hem ahlaki ve hem emeli ona uygun olup. Adam var 50%, adam var 70%, adam var 90%, adam var az, adam var çok. فَاَحْسَنُهُمْ اِسْتِجَابَةً اَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً لِلّٰهِ O insanlar, peygamberler getiren Allah'ın dinlerine hep insanlardan güzel amel edipler ve o sese ses veripler, onların çağırdığına oy veripler, kabul edipler ve amel edipler. Allah diyen gibi abid olublar, Allah diyen gibi güzel kulka sahip olublar, Allah diyen gibi yaşayıplar ki Allah'ı en iyi tanıyor. Allah'ı insan nasıl tanısa o derecede kul olar. Eğer insanın Allah'a marifeti mükemmel olduğu, onun übudiyeti de, kulluğu da mükemmel olur. Nâgıs oldu, nâgıs olur. Adam var Allah tanır, desen Allah var, deyir var. Ama bu nasıl bir Allah'dı? Bir Allah'dı ki yaradı. Bir Allah'dı ki rızkı verir. Bu kadar. Becerse bir şeyi yiyenden sonra bir şükürler olsun Allah. Bir problem yarananda Allah'a deyir ki, mənə yardımcı ol. Bu kadar Allah'a kumdur. Yani Allah'ı bunun rızkını veren ve bunun hadetini veren zek kabul edir. Ama o Allah'tan itaat nasıl? Yok, itaat yok o deyir. O deyir, namaz mı? Yok, kılanmaram. Oruç tut, tutanmaram. Filan emel vacibdir, yok, onu yapanmaram. Haramla, yok, ondan özümü koruyanmaram. Ama niye? Sana andı serem diyorum vallahi. Yemin eden de Allah'ın adıyla andı serem. Bu kadar. Allah'a kurban olum. Allah öz yerinde, ben de öz yerimde. Allah bana emrini ehyelemesin. Ama niye rizgimi versin, ben de şükür ederim. Hastalığı hastayım, isterim ki benim hastalığıma şifa versin. Bu kadar da hazretlerimi reva eylesin. Ama ben kul yok. Kul bu üç yani ben ona itaat edeyim, ibadet edeyim. Bu kadar yok. Buyur yok. Ama onlar ki Allah'ı iyi tanıyıplar, Allah'ı olduğu için tanıyıplar, onlar bilipler ki Allah'a kul olmak lazımdır. Her bir zattan önce Allah'ın itaatinde olmak lazımdır. O sahipdir, o malikdir, o Rabbidir. O her ne buyursa gerek diye sen görürsün.
ve a'lemuhum bi emrillah ehsenuhum aqlan. Allah'ın nasıl kulu olmaklığı o insanlar güzel, hep insanlardan daha güzel anlarlar ve düşünürler. Çünkü onların akılları hep insanlardan güzel çalışıyor. Akıl ne kadar güzel çalışsa o kadar marifet düzgün oluyor, doğru oluyor. Ve marifet ne kadar doğru olsa insanın emelleri ve insanın ahlakı da ona uygun Allah diyen gibiler. Ve buyurur ve ekmeluhum aqlan erfa'uhum derece. İnsanın dininde ne kadar ağlı çok çalışsa, yani her bir zadı mentiqle, deliline, yoluyla öğrense, Kur'an'ı olduğu kimin anlasa, Peygamber'in buyurduklarının olduğu kimin anlasa ve marifeti Peygamberlerin marifetine uygun olsa, o en ağıllı insan. En ağıllı insan erfa'uhum dereceten. Allah yanında hem dünyada ve hem ahirette derecesi hep insanlardan yukarıdır. Pes esas bu zatta budur ki ağıl. Her bir zat gerek ağıla uygun ola. Ağılsız adam mümkündür ki Kur'an'ı tanıya. Ama Kur'an'ı Muaviye'nin lehine, Ali'nin aleyhine vurar neyze. Kur'an ki vurdular neyzenin başına, o Kur'an Peygamber getiren dine şimdi davet eləmir. Kur'an onda Peygamberin dinine davet edilir ki, Ali'nin tefsiriyle, Ali'nin elinde olur. Ve illa bir tane kafir de Kur'an'ınla insanı aldatabilir. Gelet tefsir eder, gelet ondan kullanar ve insanı yoldan çıkar. Eğer böyle olmasaydı, Allah Teala Kur'an'ın kendisinde demezdi ki, Kur'an okuyanda Allah'a sığının şeytanın şerrinden. Yani Kur'an okuyanda da şeytan gelir, insandan suistifade eder. İnsanın Kur'an'a mehabbetinden de şeytan mümkündü kullana ve insanı gelet yola apara. O ne zamandı? Onda dışı Kur'an'ı düz düşünmeyesen, doğru düşünmeyesen, anlamayasan ki Kur'an neye gelip, Peygamber neye gelip. Peygamber gelip ta Allah ibadet olunsun. Ve şeytan ve şeytanlar ibadet olunmasın. Her bir yerde gördün ki Kur'an adına insana aparırlar, şeytana ibadet edirler. İbadet edirler. Aparırlar tağuta ibadet edirler. Aparırlar küfre tərəf, aparırlar nifaka tərəf. Bu təbiidir ki, o Allah'ın dini deyil. Allah'ın dini, Allah'ın kitabı insanı en doğru yola ve en akıllı yola hidayet eder. Eğer Allah'ın dini akılla bir yerde kullansaydık qədimdən dahi yazidler istifadə edilməzdi İslam'la. Onlar İslam'ın kudretinden istifadə edilməzdi ve şeytanlar meydandarlık eləyə bilməzdi. Buyurur ki, Ya Hişam, ma min abdin illa ve melekun ahizun binasiyyeti. Buyurur Hişam, her bir insana Allah Teala bir melek müvekkil eləyir. Şu o melek o insanla məşğuldir. فَلَا يَتَوَازَعُ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ وَلَا يَتَعَازَمُ اِلَّا وَزَعَهُ اللّٰهُ Bir her insanın yanında bir melek var. Onu idare eder. İnsan ne kadar mütevazı olsa Allah Ta'ala o melekin vasıtasıyla o insanı büyüder. O insanı yüksek derece yapar. Ne kadar mütevazı olur. Mütevazı malumdur ki, şöyle olsa, öyle olsa. Ne kadar mütevazı olsa, o kadar da Allah ona rüfet verer, ona terfi verer, ona megam verer. وَلَا يَتَعَازَمُ اِلَّا وَزَعَهُ اللّٰهُ Ve her insan tekebbür eləse, özün büyük görse, özün geçe görse, özün yüksek görse, Allah Ta'ala o melekin vasıtasıyla o insanı aşağıya çeker, onu düşürler. O da ki, insan mütevazı olmalı. Mümin insan gerek bile ki mehluktur. Mehluktur Allah'ın karşısında özüne hakkı ayrılmıyor. Mehluk büyük görmüyor. Allah'a kul başka insanlarla beraber. Ne kadar tevazu eledin? Allah buyurur büyüder. Ne kadar teşekkür eledin? O kadar da Allah onu düşürür. Allah inşallah dinimizi anlamaklıkta ve dinimize emel etmaklıkta. Hepimize tofi günayet eylesin. Bir selamat. Allahümme salli ala Muhammed, Ali Muhammed.